Bu apartmanı eşyalarıyla beraber sana bırakıyorum. Bu para da senin olacak. Al bakalım. Beni parayla susturacağını sanıyorsan aldanıyorsun. Konuşursan ne kazanırsın? Hiç değilse suçsuz bir insanı kurtarmış, senden de intikamımı almış olurum. Al bunları! Hapishanede sana lazım olur. Serseri karı! Sen de bizim kadar suçlusun. Konuşursan önce kendi okkanın altına gidersin. Ne olursa olsun bana yaptığın kalleşiği yanında bırakmayacağım. Öyle mi? Söyleyecek misin? Ne olur vurma! Nasıl? Hala bizi ihbar etmeyi düşünüyor musun? Hayır! Hayır! Yemin ederim, hiç kimseye bir şey söylemeyeceğim! İstersen söyle! Ben daha konuşmaya başlamadan Memo'nun bıçağı gırtlağını kesiverir! Hayri Bey'i öldüren kiralık bir katildir. Fakat cinayeti Turan'la şoför Nuri hazırladılar. Sonra da Doğan'ın üstüne yıktılar. Oğlunuz masumdur. Ah, ben bunu biliyordum. Ne çare ki zavallı oğlum boşu boşuna mahkum oldu. Nahak yerde hapishanelerde çürüyor zavallı evladım. Halbuki asıl suçlular ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyorlar. Ah ne olur kızım, sevaptır. Gel karakola gidelim. Bana söylediklerini polislere de tekrar et. Belki sayende oğlum kurtulmuş. Kusura bakmayın, bunu yapamam. Hayatım tehlikeye girer. Siz bilin, oğlunuza anlatın, o da bilsin. Suçluların kim olduklarını öğrendikten sonra belki bir kurtuluş çaresi bulursunuz. Oğlum ne yapayım? Kime gideyim, kime derdimi anlatayım? Nasıl bir kadın bu? Onu biraz bana tarif etsene anne. Uzunca boylu, narin yapılı, şık ve kibar bir kadın. Sarı, uzun saçları var değil mi anne? Evet. Onu tanıyor musun? Bana gelip de İnci'den haber getiren kadın oydu işte. Demek beni tuzağa düşürmek için onu kullandılar. Şimdi her şeyi anladım. Hepsi birden el ele verip benim felaketimi hazırladılar. Nasıl kahveci bir oyuna geldiğimi, nasıl bir ihanete kurban gittiğimi görüyorsun ya anne. Ama bunu onların yanına bırakacak mıyım? Sabır evladım, sabır. Sabrın sonu selamettir. Hangi yürek dayanır bu acıya? Kim katlanır bu haksızlığa? Adalet bu mudur anne? Onları Allah da mı görmüyor? Tövbe de evladım, tövbe de. Hayır, bir gün daha kalamam burada. Beni artık hiç kimse tutamaz burada. Ölüm bahasına da olsa kaçacağım buradan anne. Tamam delikanlı. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle yavrum. Dikkat et kendine. Geceleri üstün açık kalmasın. Merak etme anne. Müjdet Ören! Bir oğlumuz oldu. Bana ait olmayan bir çocuk. Keşke olmaz olsaydı. Annesinin vaziyetini bilerek kabul etmiştiniz. Şimdi böyle konuşmaya hakkınız yok. Başkasının piçine baba olmak kolay mı sanıyorsunuz? Ne olursa olsun torunumu hakaret etmenize tahammül edemem. Unutmayız ki o sizin soyadınızı taşıyacak. Bir oğlu olmuştu. Ama Doğan baba olduğunun farkında bile değildi. Uğradığı feci haksızlıktan sonra mahkumiyet Doğan'a çok ağır geliyor, kahroluyordu. Yüreği intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor, cezaevinden kaçıp kurtulmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Ne
Zaman akıp gidiyor, Ömercik büyüyordu. İnci ümitsiz aşkıyla beraber mazinin acı hatıralarını da kalbine gömmüştü. Şimdi çocuğuyla avunmaya çalışıyor, kendini yalnız ona hasrediyordu. Hayatta tek ümidi Ömer'di artık. Onunla seviniyor, onunla üzülüyor. Turan idareyi tamamen eline almış, işin düzenini değiştirerek çıkarına uydurmuştu. Fabrikayı kendine çalıştırıyor, zevk-ü sefası içinde yaşamaya devam ediyordu. Fabrikasındaki hususi telefon, yalnız düşüp kalktığı kadınlarla konuşmasına yarıyordu. Şoför Nuri, cinayetteki rolüne karşılık fabrikaya müdür tayin edilerek mükafatlandırılmıştı. Vazifesi, makamında dalga geçmek, ay başında dolgun maaşını almaktan ibarettir. Biricik oğlunun uğradığı büyük haksızlık, Doğan'ın annesine büyük darbe olmuş, bu acıya dayanamayan kadın hastalanarak yataklara düşmüştü. Şimdi hayatını oğluna dua etmekle geçiriyordu. Terk edildikten sonra korku ve endişe içinde yaşayan Meral, kendisini tamamen içkiye kaptırmıştı. Fakat vicdan azabı bir türlü yakasını bırakmıyor, genç kadın unutmak için durmadan içiyordu. Doğan'ın cezaevinde çekmediği çile kalmamıştı. Henüz daha cezasının 8. yılını doldurmuştu. Mahkumiyeti isyanla, serkeşlikle, huzursuzluk ve kavgayla geçmiş, birçok defalar kaçmaya teşebbüs etmiş, her defasında da başka bir cezaevine nakledilmişti. Daha önümde 16 uzun ve karanlık yıl vardı. Oysa Doğan'ın cezasını tamamlayacak sabrı, talihsiz hayatını yaşayacak gücü kalmamıştı. Son olarak Bursa cezaevinde bir hücreye kapatılmıştı. Orada bir gece daha fazla dayanamayarak, ümitsizlik ve yeis içinde intihara teşebbüs etti. Gardiyan, baksana. Ne oldu? Görmüyor musun? Müdür beye haber ver. Biri intihara teşebbüs etmiş. Hepine kaldıralım. Revirlik iş değil. Çok kan kaybetmiş. Hastaneye nakletmek lazım. Sigaranız var mı? Sağ ol. Ateş. Anne, Doğan. Evladım, Doğan'ım, geliyorum. Canım evladım, anne. Canım. Anne. Hadi gel içeri.
Dur ışığı yakayım da yüzünü doya doya göreyim senin. Ne oldu? Cezaevinde kaçtım anne. Kaçarken oldu. Acıyor mu oğlum? Çok mu acıyor? Yok, çok değil. Yalnız fazla kan kaybettim. Saralım şunu anne. Gel otur şuraya. Anne. Neden kaçtın evladım? Neden hayatını tehlikeye attın? Dayanamadım anne. Bu haksız mahkumiyete daha fazla dayanamadım. Işığı söndürür müsün anne? Peki. Tehlikeli olabilir benim için. Ya seni vururlarsa? Ya bir şey yaparlarsa? Hayatım gözümde beş paralık değeri kalmadı anne. Ah benim talihsiz evladım ah! Üzülme anne. Seni dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya. Bu bana yeter. Baba, size bir şey sorabilir miyim? Ne soracakmışsın bana? Büyük babamı kim öldürdü? Allah'ın cezası, git defol başımdan! Niçin kızdınız? Ben bir şey yapmadım ki. Karşılık verme köpek! Bütün babalar çocuklarını seviyor ama siz beni azarlıyor, dövüyorsunuz. Niçin beni sevmiyorsunuz? Babam değil misiniz siz benim? Babanın da senin de Allah cezasını versin! Hiç kimsenin babası böyle değil ama! Sus ulan, geberteceğim şimdi seni! Hayır! Ona elini süremezsin! Yoksa çok fena olur! Bu çocuğun terbiyesizliğine daha fazla tahammül edemeyeceğim! Orasını sen bilirsin! Burada da, fabrikada da seni zorla tutan yok! Bu piç kurusunu bana tercih mi ediyorsun? Hiç değil benim evladım! Babası belli onun! Ben de biliyorum bunu, sen de! Özür dilerim, bugün çok sinirliyim. Hırsını yavrumdan almaya hakkın yok. Affedersin. Kendime hakim olamadım. Yavrum, evladım. Vallahi anneciğim, ben ona bir şey yapmadım ki. Biliyorum Ömer, biliyorum yavrum. Babam beni neden sevmiyor anne? Zarar yok yavrum. Annen seni o kadar çok seviyor ki. Sana benim sevgim yeter. Başka sevgiye ihtiyacın yok senin. Alo? Evet? Oh, benim sevgilim. Ne var ne yok? Biliyor musun sevgilim, seni çok özledim. Evet? Evet. Sevgilim, bu akşam bir yere çıkalım mı? Hı? Aa, boş ver karıyı! Sen benim hayatımsın sevgilim! Merhaba! Doğan! Sen ne arıyorsun burada? Senden hesaplaşmaya geldim buraya! Hepsini çıkarayım deme! Boşaltırım beynini hepsini! Benden ne istiyorsun? Önce para! Üzerimde fazla para yok! Al be! Kasayı aç! İçindekileri masaya boşalt! O daha ilk taksit. Ama mahvettiğin bir hayatın bedelini ödemeye yetmez. Beni öldürecek misin? Evet. Fakat daha değil. Önce canını okuyacağım. Ben sana ne yaptım? İnkara kalkışma her şeyi biliyorum. Hayri'yi öldürüp de cinayeti bana yıkan sen değil misin? Hayır, doğru değil bu. Cinayeti siz Nuri ile beraber hazırlamadınız mı? İncinin ağzından beni çağırtıp da tuzağa düşürmedin mi? Adım adım peşindeyim.
Çektiklerimi acı acı ödeteceğim sana. Bugüne kadar ben yandım. Ben kahroldum. Ama şimdi sıra sende! Teşekkür ederim amca. Merhaba küçük. Sen bu köşkte mi oturuyorsun? Evet, orada oturuyorum. Orası İnci'lerin evi değil mi? Evet, ben de onun oğluyum. İnci benim annemdir. Allah'a ısmarladık amca. Al anne, sakla bunu lazım olursa. Doğan evladım, bu kadar parayı nereden buldun sen? Sakın haram para olmasın bu. Hayır anne, dünyanın en helal parasıdır bu. Hiçbir para bu kadar zorlukla kazanılmamıştır. Ömrümün tam 8 yılına karşılık bu para nedir ki? Canım evladım, bana para değil, senin iyiliğin, sağlığın lazım. Sağ ol anne. İnce evlenmiş biliyor musun? Olacağı buydu zaten yavrum. Doğru, senelerce beni bekleyecek değildi ya. Bir de oğlu olmuş, cin gibi bir şey. Ben gidiyorum anne. Polisler her an beni burada kıstırabilirler. Doğan her şeyi öğrenmiş. Bizim suçlu olduğumuzu biliyor. O dışarıda oldukça bize rahat yok. Öyleyse onu temizlemekten başka çare yok. Ne yapıp yapmalı onu ortadan kaldırmalıyız. Yoksa okkanın altına gideriz. Sen üzme Cennin abi. Madem sana geldi benim de karşıma çıkacak. Onu öldürmekle tehlikeli bir katili, bir caniyi ortadan kaldırmış olacaksın. Kanun bunu suç saymaz. Merak etme abi. Aç bakalım. Merhaba ahbap. Durma, yürü. Silahım dolu. En ufak bir harekette beynini beynine boşaltırım. Çık arabadan. Gel konuşalım biraz. Doğan, benden ne istiyorsun? Konuş! Ben bir şey bilmiyorum. Sen her şeyi biliyorsun. Bu cinayette senin de parmağın var. Turan'ın adamı değil misin? Belki de Hayri'yi sen öldürdün. Konuş, itiraf et! Yemin ederim ben öldürmedim. Ben geldiğimde o ölmüştü. Onu kim öldürdü? Bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Ya bana gelen sarı karı? Söyle, o kadın kimdi? Kimdi dedim! O kadın, Turan'ın dostu Meral'di. Nerede şimdi o kadın? Papatya sans salonunda. Thank you.
burada Meral adında bir hanım çalışıyormuş, nerede? Ne yapacaksın? Eski göz ağrımdır, kendisini görmek istiyorum. Bak şurada. Eyvallah dostum. Merhaba. Merhaba yavrum, otursana. Garson. Buyurun. Bir bardak getir. Sen bana hiç yabancı gelmiyorsun, nonoşum. Söylesene anam, biz seninle nereden tanışıyoruz ha? İyi bak, hatırlarsın. Yıllarca evvel bir cinayet işlenmiş, fabrikatör Hayri Bey öldürülmüştü. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Numara yapma. Sen o gün evime gelip bana bir haber getirmiştin. Adım Doğan. Doğan mı? Hayır, hayır, yanılıyorsun sen. Ben o kadın değilim. Daha konuşacaklarım bitmedi. Hayır. Beni rahat bırak! Şimdi polis çağırırım! Polis mi? Onlar bana yabancı değil! Aa, bırak be! Hey hemşerim, ne oluyor? Hanımla bir hesabımız var, sen karışma! Asılma! Zorla güzellik olmaz! Görüşeceğiz! Görüşecek hiçbir şeyimiz yok! Üzülme evlat! Bunlar böyledir, para bitti mi insanın yüzüne bakmazlar! Doğru. Sakın bağırayım deme, fena olur. Benden ne istiyorsun? Konuşmanı. Cinayet hakkında bildiklerini anlat bana. Ben bir şey bilmiyorum. Haberim yok benim. Söyle, söyle! Onun şoksa öldürürüm seni! Hayır! Öldürsem bunu yapamam! Konuşacaksın, beni sen tuzağa düşürdün! Yalvarırım, ne olur, beni rahat bırak! Mecbursun konuşmaya! Beni sen yaptın, senin yüzünden tam 8 yıl yaptım! Yemin ederim, benim bir günahım yok! Ben o işe istemeyerek karıştım! Senelerce vicdan azabı çektim. Kim karıştırdı seni, Turan mı? Hayır! Sorma bunu bana! İnkar etme! Sen o zaman Turan'ın dostuydun, söyle cinayeti Turan mı işledi? Hayır! Yalvarırım, sorma bunu artık bana! Beni de öldürürler! Kim öldürür, Nuri mi? Hayır! Öyleyse Hayri'yi kim öldürdü, kim? Onlardan evvel ben öldüreceğim seni! Memo! Bıçak atarak öldürdü onu! Memo kim? Kiralık katil! Nerede bulurum onu? Tophanede, Araboğlu'nun kahvesinde! Arap bir şekerli yap! Tamam abi, şekerli bir! Buyur abi! Eyvallah! Buyur abi! Memo'yu arıyorum. Ne için aramıştın? Hususi bir işim var Memo'yla. Arap, şunun ateşine bak! Ondan sonra o bilir. Merhaba abi. Merhaba! Memo'yu arıyorum. Ne yapacaksın Memo'yu? Konuşacaklarım var. Nerede bulabilirim onu? Arap, abime bir çay getir, hızlı olsun. Geldi abim. Memo hapiste aslanım. Geçenlerde birini şişledi inek. Hapiste mi? Bana çok lazımdı. Ayıptır sorması, niçin aramıştın Memo'yu abi? Bir müşkülüm var da.
halletmek için Memo'yu bulmalıyım. Ancak onunla biter benim işim. Ne zaman çıkar hapisten? Memo bu, belli olmaz ki. Bakarsın yarın öbürsü gün damlayı verir kahveye. Sen gene uğra, belki rastlarsın. Peki, sağ ol. Abi çayını içseydin. Canım istemiyor, eyvallah. Eyvallah. Kimmiş, niye aradı seni? Bilmem ki, aynen size benziyor. Bana bak, belki de sana avanta bir iş getirmiştir ha. Hele herifi bir iskandil edelim. Niyeti belli olduktan sonra biz de hüviyetimizi açık ederiz. Uyanık ol Arap. Amca! Merhaba. Merhaba küçük. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Siz bu taraflarda mı oturuyorsunuz? Hayır. Ama ben sizi tanıyorum. Öyle mi? Nereden acaba? Sizin bizde resminiz var. Annem onu dedemin resminin arkasına saklıyor. Annem bazen o resme bakıp ağlıyor. Siz yoksa bizim akrabamız mısınız? Hayır. Biz ondan çocukluk arkadaşıyız. Öyle mi? Yaşa be! Buna çok sevindim. Öyleyse neden bizim eve gelmiyorsunuz? Sizi rahatsız etmek istememiştim. Bakalım annenin durumu beni kabul etmeye müsait. Sorayım isterseniz. Dur, ben sana iki satır yazayım da annene götürüp cevabını getir bana. Tamam amca, sen yaz, ben hemen götürürüm. Sen bekle amca, ben şimdi gelirim. Anne, anne bak. Ne var Ömer? Çocukluk arkadaşımız gönderdi. Seninle mutlaka konuşmalıyım, Doğan. Amca kapıda bekliyor, ne diyeyim ona? Sen küçücük boyunla büyüklerin işine karışma. Sokak yasak bugün sana, dışarı çıkmak yok. Gel bakayım odana. Merhaba ahbap. Merhaba. Şimdi arabadan inen bey kim? Turhan bey, bu köşkün sahibidir. Köşkün sahibi mi? Hı. İnci Hanım'la ne ilgisi var? Kocası. Sağ ol. Sen de sağ ol. Demek İnci Turhan'la evlendi. Çocuk da onların çocuğu. Nereye? Hangi amcaya? Eli yaralı amcaya. Ne haber verecektin lan? Hiçbir şey babacığım, sahi söyledim. Doğru söyle lan! Oh, affedersiniz babacığım! Söyle doğru, başımı belaya sokacaksın piç! Hiç değil o! Bıktım artık senden de piçinden de! Katil olacağım bu evde! Seni bu evde zorla tutan yok! Defolup gidebilirsin! Kusura bakmayın, dün gelemedim. Annem izin vermedi. Şimdi de dışarı çıkmama müsaade etmiyorlar. Amca, annem dedi ki babanla siz küsmüşsünüz. Doğru. Babanla aram pek iyi değil. Onunla benim de aram pek iyi değil zaten. Şu kapıyı açar mısın amca? Teşekkür ederim. Babamı hiç sevmiyorum. Annem de sevmiyor onu. Neden Ömer? İnsan hiç babasını sevmez mi? O da beni hiç sevmiyor. Hep dövüyor. İstersen biz ikimiz arkadaş olalım ha, ne dersin? Tamam amca. Sen çok iyi bir adamsın. Seninle beraber oynar, beraber gezeriz. Sen balık tutmayı sever misin? Bayılırım. Hadi öyleyse ne duruyoruz, hemen balık tutmaya gidelim. Yaşa be amca, vallahi hiç kimse senin gibi balık tutamaz.
Merak etme, sen yakında benden daha usta bir balıkçı olacaksın. Bir tanecik balık tutsan başka hiçbir şey istemem. Sen de gayret et biraz, sen de tutacaksın yavrum. Hadi. Balık, balık amca! Biraz bırak, biraz hop! Aferin, yaşasın, yaşasın! Oh Allah! Ben de balıkçı oldum! Yazıyor, yazıyor! Bir çocuğun kaçırıldığını yazıyor! Milyoner bir ailenin çocuğu kayboldu. Çocuğun kaçırıldığı sanılmaktadır. Bu sabah topunu alarak dışarıya çıktı. Bir daha da eve dönmedi. Nereye gitmiş olabilir? Hiç bilmiyoruz. Onu her tarafta aradık, bulamadık. Daha evvel hiç evden kaçmış mıydı? Hayır komiser bey. Kapı önüne çıkıp oynadığı olurdu ama uzaklaşmaz. Acaba çocuğun evden kaçması için bir sebep var mı? Hayır. Ömer evine bağlı bir çocuktur. Hepimiz onu çok severiz. Hatta şımartırız. Bana kalırsa Ömer kaçmadı. Kaçırıldı. Çok endişe ediyorum. Çocuğumun başına bir şey gelmiş olmaz. Müsterih olun hanımefendi. Çocuğu bulmak için elimizden geleni yapacağız. Yavrum, evladım. Canım Ömer'im. Ben bu acıya dayanamam. Hanımefendi yapmayın, kendinizi harap etmeyin. Bir daha görecek miyim yavrumu Recep amca? Endişeye mahal yok. Şu anda bütün emniyet teşkilatı Ömer'i arıyor. Nasıl olsa bulurlar onu. Kaç gündür aynı laf, buluruz bulacağız diye. Buradalar efendim. Hanımefendi, sizi arıyorlar. Alo, buyurun. Ben Doğan, Ömer benim yanımda. Ömer mi? Yavrum senin yanında mı? Babama yaptığın yetmedi mi? Sıra evladımda mı? Yalvarırım sana, ne olur Ömer'imi, yavrumu bana geri getir. Bu kadar acele etmeyin, Ömer bana lazım. Suçsuz olduğum meydana çıkıncaya kadar yanımda kalacak. Fakat niçin? Ömer'le bunun ne alakası var? Çocuğun günahı ne? Yalvarırım onu bana getir. Ne istersen veririm sana. Hatta bütün servetimi bile. Servetiniz sizin olsun. Ben bu işi para için yapmadım. Çocuğa karşılık tek şartım masumiyetimin ispatıdır. Nasıl olur bu? Ne olur Ömer'imin sesini duyayım bari. Ona verin telefonu. Gel bakalım Ömer. Bak annen senden konuşmak istiyor. Anne, anneciğim seni çok özledim. Bu amca dövüyor beni. Bana yapmadığını bırakmıyor. Kurtarın beni anne. Yavrum, Ömer'im. Seni mutlaka bulacağım, kurtaracağım. Alo, alo. Ömer, Ömer. Duydunuz, konuştunuz değil mi? Dünyanın en adi insanısın. Küçücük çocuktan ne istiyorsun? Hiç günahım yokken 8 sene sizin yüzünüzden hapishanede çürüdüm. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Eğer çocuğu kurtarmak istiyorsam kocan suçunu itiraf etsin. Aksi halde çocuğu öldüreceğim. Hayır, bunu yapamazsın. Alo? Alo? Doğan! Doğan! Doğan ha? Çocuğu onun kaçırdığını tahmin etmiştim zaten. Ne istiyor, para mı? Hayır. Senin suçunu itiraf etmeni. Ne suçu? Babamı senin öldürdüğüne inanıyor. Çıldırmış. O yalnız bir katil değil, aynı zamanda tehlikeli bir deli. Emniyete durumu bildirelim. Yazıyor, yazıyor! Katil Doğan'ın çocuğu kaçırdığını yazıyor! Katil Doğan öldürdüğü adamın torununu kaçırdı. Ömerciğin kaçırılmış olduğu anlaşıldı. Çocuğu kaçıran katil Doğan, bundan 8 yıl önce fabrikatör Hayri Berkay'ı öldürerek 24 yıl hapse mahkum olmuştu. Ulan Arap, gel buraya! Bak, ben sana demedim mi uyanık ol diye, herif bizi duman edecekti. Thank you.
polisler peşimizde. Niye korkuyorsun polislerden? Şşt, yok bir şey. Kaçıyorsun polislerden? Kötü bir şey mi yaptın? Kes sesini! Sana hesap mı vereceğiz şimdi? Ben bu pis yerden pek hoşlanmadım. Gitmek istiyorum. Bir yere gidemeyiz, otur oraya. Ben annemi özledim. Hem benim karnım acıktı. Kapa çeneni be! Amma da yumuracaksın ha! Benim derdim kendime yeter, bir de seninle mi uğraşacağım? Ne olur, sen de beni babam gibi dövme amca! Gel, gel bakalım! Seni böyle pis bir yerde yatırmaya benim de gönlüm rahatsız değil. Ama başka çaremiz yok. Hava kararınca sana yiyecek almaya giderim, değil mi? Teşekkür ederim! Sen polisten neden korkuyorsun? Kötü bir şey yapmadım. Sadece bir iftiraya uğradım. Bir başkasının işlediği suçun cezasını çekiyorum. Yoksa ben kötü bir adam değilim. Nur abi! Merhaba abi! Hayrola Memo? Mühim havadisim var sana abi. Senin Doğan peşimde geziyor, kahveye gelip beni sordu. Ayrı ayrı hepimizi takip ediyor. Önce tanımadım onu. Hüviyetimi Zula'ya atıp iskandil ettim. İki ahbap gibi oturup konuştuk. Doğrusunu istersen ben onu aynasız sanıp atlattım. Sonra gazetede tasvirini görünce manzarayı çaktım. Niyeti bozuk olmalı anlaşılan. Hığı çıkarmak istiyor. Bana da çattı. Suratımı bu hale sokan odur. Belasını arıyor galiba. Belki de. Neyse, sen şimdi kırk kirişi. Buralarda gözükmen doğru olmaz. Git Emirgan'daki kır kahvesinde bekle. Ben patronu alır oraya gelirim. Bu meseleyi hep birlikte orada etraflıca görüşürüz. He? Başsın abi. Doğan nasıl olsa kahveye gelip seni bir daha arayacak. İşte o zaman peşini bırakma Memo. Madem ki seni tanımıyor, onu rahatça takip edebilirsin. Takip edip de ne olacak? Polise mi teslim edeceğim onu? Onu polise teslim etmek işimize gelmez. Konuşacak olursa başımız derde girer. Doğan yaşadıkça ne sana ne de bize rahat huzur var Memo. Anladın mı? Emredin icabına bakalım abiler. Bize de geçinmek için iş lazım zaten. Öyle değil mi ya? Para sizden, iş bizden. Al bunu Memo. Artık sen bilirsin. Sen merak etme abi, köpeğin eceli gelmiştir. Ne oldu? Kocan suçunu itiraf etmeyecek mi? Şunu bil ki artık sabrım tükenmeye başladı. Dinle beni Doğan. Senden mutlaka konuşmalıyım. Yalvarırım, bana bir randevu ver. Nereye istersen gelmeye hazırım. Polislerle beraber mi geleceksin? Hayrola, bana yeni bir tuzak mı hazırlıyorsun? Hayır Doğan, inan bana yalnız geleceğim. Biricik evladımın başına yemin ederim ki yalnız geleceğim. Pekala. Seni bir zamanlar buluştuğumuz yerde, o aşk diyar diye isim taktığımız yerde bekleyeceğim. Eğer bir numara yapmaya kalkarsan çocuğunu ölmüş bil. Hatırladın mı burayı? Hiçbir zaman unutmadım ki zaten. Öyle mi? Öyleyse taşın, toprağın, şu ağaçların dili olsa da konuşsalar,
Konuşsalar da senin ihanetini suratına vursalar! Böyle acı konuşma! Ben ne yaptım sana? Daha ne yapacaksın? Ben cezaevine, sen dünya evine! Sen gittikten sonra ne kadar çaresiz kaldığımı bilmiyorsun. Mecburdum evlenmeye. Evlendiğin adam benim düşmanım, senin babanın da katili. Ben 8 yıldan beri onun işlediği suçun cezasını çekiyorum. Eğer doğruysa müthiş bir şey bu. Hepsinden acısı senin yaptı. Onlar evlenmekle en büyük kötülüğü sen yaptın bana. Hayır. Hayatımda senden başka hiç kimseyi sevmedim. Onunla evliliğim kanuni bir formaliteden ibaret kaldı. Bütün bunlara inanacak mıyım sanıyorsun? Hepsi yalan! Bütün söylediklerin, aşkın, yeminlerin, gözyaşların hepsi yalan, hepsi sahte! Bütün bunlar yalan bile olsa ortada yaşayan bir gerçek var. Hiç değilse ona inanmalısın. Neymiş o gerçek? Ömer! O senin oğlun. O ikimizin çocuğu. Allah'ım! Buna inanmak mümkün mü? İnansan da, inanmasan da gerçek mi? Her şeyi inkar etsen bile bu gerçeği değiştiremezsin ki. Daha önce neden söylemedin bunu bana? Cezaevinde sana hamile olduğumu söylemiştim ama beni dinlemedin. Şimdi artık her şeyi öğrendim. Ömer'in babasısın. İstersen bundan sonra o senin yanında kalsın. Hakkın bu senin. O benim yanımda kalamaz. Don! Seni öldürecekti. Memo'ydu bu. Babanı öldüren kiralık katil. Turan'ın adamı. Babanı da böyle bıçak atarak öldürmüştü. İnandın mı şimdi benim suçsuz olduğuma? Senin katil olduğuna hiçbir zaman inanmamıştım. Yarın sana çocuğu getireceğim. Merhaba. Merhaba. Bak sana simit getirdim. Açlıktan neredeyse ölecektim. Yarın seni annene götüreceğim. Hı. Sevinmedin Ömer. Evine dönmek istemiyor musun? Hayır. Hani bu pis yerde kalmak istemiyordun, anneni özlemiştin ya? Annemi özledim ama senden ayrılmak istemiyorum. Ben de senden ayrılmak istemiyorum. Halimi görüyorsun. Sana bakamam ki. Ama ben babamı sevmiyorum ki, seni seviyorum. Keşke babam sen olsaydın. Ben de seni çok seviyorum Ömer. İstersen bana baba diyebilirsin. Babacığım. Oğlum. Zavallı yavrum. Bunca yıldır sana bir doğum günü hediyesi bile alamadım. Ben hediye istemem. Senin yanında olmak isterim. Al bu sende kalsın. Boynunda taşıdıkça beni hatırlarsın. Söz ver bana. Beni bırakmayacaksın değil mi? Yarın seni annene bırakmak zorundayım. İşlerim var Ömer. Onları bitirdikten sonra tekrar döner gelirim sana. Bir daha hiç ayrılmayız ha? Söz mü? Söz. Bir yere gitmem lazım Ömer. Ben dönünceye kadar sen sakın bir yere ayrılma olmaz. Peki baba, hiçbir yere ayrılmam. İyi gidiyor abi. Çocuğu kaçırdım.
deniz kıyısında ardiyelerin önündeyim. Bir yere ayrılmayın. Ben hemen geliyorum. Ömer! Ömer! Ömer neredesin? Ömer! Boşuna nefes tüketme. Ömer bizim elimizde. Alçak, yalan söylüyorsun! Ormana sen mi vermiştin? Yoo yoo! Bana elini sürersen oğlunun hayatı tehlikeye girer. Nerede çocuk, ne yaptınız ona? Eğer polise teslim olursan çocuğa bir şey olmaz. Aksi halde öldüreceğiz onu. Hı? Pekala, siz kazandınız. Yürü gidelim. Hı, gidelim. Gel lan buraya! Babacım, kurtar beni! Korkma oğlum, seni kurtarmaya geldim. Korkmuyorum ama, seni çok özledim. Ben de oğlum. Hep geleceksin de beni kurtaracaksın diye bekledim. Geldim işte. Beni çok seviyorsun, değil mi? Canımdan çok. Babacığım! Çok arandın. Sonunda da belanı buldun işte. Sen kendi kuyunu kendin kazdın. Şartlarınızı kabul ediyorum. Polise teslim olacağım. Çocuğu annesine götürün. Polise teslim olmak mı? Bu işimize gelmez ahbap. Öleceksin. Gülme. Sen de öleceksin. Ben mi? Ben sana o kadar hizmet ettim patron. Mükafatı bu mu? Kusura bakma. Çok şey biliyorsun. Ayağıma her zaman köstek olabilirsin. Öyle mi? Vuruldun Ömer. Canım acımıyor. Uzan şöyle. Vuruldu galiba. Galiba. Git bak. Eller yukarı! Yakalayın! Nerede Ömer? Ömer nerede? Buradayım anne! Ömer! Ay yavrum canım! Yaralısın sen! Yaralıyım ama ölmedim, Doğan baban kurtardı beni!
bu galles Turan vurdu. Fabrikatör Hayri'yi ben öldürdüm ama suç onda. Hayri'yi öldüreyim diye bana para verdi. Doğru mu bu? Doğru.